Fare kapanıyla gelmiş. Hanım demiş, bu fareyi bu kapanla yakalayacağız. Bu kapanı demiş şöyle kuracaksın. Bu arada fare de delikten adamı izliyormuş. Fare hemen gitmiş. Tavuk kardeş demiş, ev sahibimiz bir kapan kuruyor. Beni yakalayacak, beni öldürecek. Bana yardımcı ol. Tavuk demiş ki bana ne? Oradan gitmiş kuzuya. Kuzu kardeş bana yardımcı ol. Bak bu ev sahibi beni yakalayacak demiş. Kuzu demiş ki o kafamda kuzu yakalanmaz. Bana ne? Oradan gitmiş ahırdaki boğaya. Boğa kardeş demiş, bu kapanla beni yakalayacak. Gel bu ev sahibine karşı direnelim. Bana yardımcı ol. Ben koskocamanım demiş. O kapan beni nasıl yakalayacak? Sen düşün demiş. Neyse adam kapanı kurmuş. O karanlıkta adamın karısı gelmiş. Aa demiş, fare yakalandı. Tam kapanı elini uzatmış. Meğer bir zehirli yılan yakalanmış. Zehirli yılan kadını sokmuş. Kadını doğru hastaneye kaldırmışlar. Kadın hastanede. Günler geçmiş, iyileşmemiş. En sonunda eve gelince adam demiş ki tavuk suyu çorba iyi olur. Önce şu tavuğu keseyim, hanıma bir yedireyim demiş. Tavuğu kesmiş, hanıma yedirmiş. Misafirler sıkça gelmeye başlamış. Bakmış ki misafirlere yemek yetişmiyor. Koyunu da kesmiş, misafirlere yedirmiş. Sonra da kadın ölmüş. Cenazede de boğayı kesmiş, gelenlere yedirmiş. Dolayısıyla koyun da gitti, tavuk da gitti, boğa da gitti ama sadece fare kalmış gene. Demek ki ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bana ne demeyeceğiz? Bana ne demeyeceğiz? Bu bir. Bu bir. İki. Kararsız olmayacağız. Kararsız. Bakın, kararsız olmayacağız. Şimdi size bir soru. Bu iktidar değişmeli mi? Evet. Değişmeli mi? Evet. Peki bu iktidarı, bu muhalefet değiştirebilir mi? Hayır. O zaman ne yapacağız? Önce bu muhalefeti değiştireceğiz. Önce bunu değiştireceğiz. Bakın, bakın. Geçen hafta, geçen ay Edremit'ten iki çocuğumuz şehit oldu. Geldim evlerine, taziyede bulundum. Dün de 8 şehidimiz var. Peki bugün de düğünümüz var. Bugün de düğünümüz var. Size bir soru. Şehitler olduğu zaman 23 Nisan'ı iptal ettiler mi? 29 Ekim'i iptal ettiler mi? 19 Mayıs'ı iptal ettiler mi? Sizin derdiniz şehitler falan değil. Şehitlere canımız feda. O 29 Ekim şehitlerin de günüdür. O 23 Nisan şehitlerin de günüdür. O 30 Ağustos şehitlerin de günüdür. Sizin derdiniz cumhuriyet. Şehitleri bahane göstererek resepsiyonları, törenleri iptal ettiniz. Düğün ne olacak düğün? Düğün ne olacak? Her yer, bakın, her yer şehit, genelkurmay başkanı şahit. Öyle değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri sanık, genelkurmay başkanı tanık. Bunlar hepimizin gözünün önünde oluyor. Bunlara dur demek için buradayız. Dur demek için. Efendim bu yapı böyle devam etsin. Bak bir partiye ne yapıyorlar görüyorsunuz değil mi? İktidar bir partiyi dizayn etmek istiyor. Biz bu ülkede muhalefeti AKP'ye dizayn ettirmeyeceğiz. Ettirmeyeceğiz. Ben hepinizi, hepinizi, Adana'nın portakalıyla büyüyenleri, Rize'nin çayını içenleri,
Diyarbakır'ın karpuzuyla büyüyenleri, Trakya'nın buğdayını yiyenleri, bar tutanları, horon tepenleri, karşılama oynayanları, Diyarbakır'da Adiloş bebe diyenleri, Türkleri, Kürtleri, Gürcüleri, Boşnakları, Arnavutları, Romanları, Alevileri, Sünnileri, Şafileri, ateistleri, sosyalistleri, sağcıları, solcuları, herkesi kararlı olmaya davet ediyorum. Kararlı. Felsefe derslerinde bir soru sorarlar çocuklara. Derler ki bir parça jilet, bir parça kaşar peyniri, bir parça beyaz peynirle bir fareyi el değdirmeden nasıl kesersin diye sorarlar. Şöyle olurmuş. Jileti farenin yuvasının önüne koyarsın. Sağ tarafa kaşar peyniri, sol tarafa beyaz peynir koyarsın. Fare kafasını çıkarır. Kaşar peynirini mi yesem, beyaz peynirini mi yesem? Kaşar peynirini mi yesem, beyaz peynirini mi yesem derken kafası gider. Kararlı olacaksın, kararlı. Bir tarafa bakacaksın, bir tarafa. Siz benimle Türkiye'de bir büyük değişimi gerçekleştirmeye var mısınız? Arka taraf var mısınız? Bir büyük değişim, başı dik bir Türkiye, onurlu bir Türkiye'ye var mısınız? O zaman diyorum ki, ver elini Türkiye, ver elini Türkiye, ver elini Türkiye diyorum.